işlerinde yıkama, temizleme işlemlerinden geçiyor. Bana gelen bir şeyleri vermiyoruz. Artıcanlı halde. Plastik, fışa batı. Arkadaşlar plastik, ham petrol, kömür. Ham petrol, kömür ve gaz kökenli maddelerdir arkadaşlar. Böyle mavi kutuya atıyoruz. Biz bekleyiz. Olmaz ki tepkisini. Değil mi arkadaşlar? Ben o teyzeyle gireriz. Evet arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz değil mi? Bu kadar çok olursa arkadaşlar. Sıfır atıkla alakalı bilgiler sunuyoruz arkadaşlar. Bugün sizce neye geldik? Geri dönüşüm. Ve sıfır atıkla alakalı değil mi arkadaşlar? Geri dönüşümün faydasıyla alakalı. Kalıplar, kartonlar bunlar hiçbir şekilde çöp değildir. Biz kalkıp bunları eğer çöpe atarsak, şimdi size onlardan bahsedeceğim zaten. Ne kadar bazı şeylerin ne zaman fayda olduğunu, maliyet getirdiğini, çevremizin kirlendiğini gördünüz arkadaşlar. Daha ne de? Arkadaşlar bunlar kesinlikle hiçbir şekilde kendi kendine kompozit denen maddelerin kısmı olur. Yani kutulardan olur. Dedik, aslında aileler dedik, plastik aileler dedik. Bunlardan tekrardan içerisindeki kurşundan da askeri malzemeler elde edebiliriz. Aynen. Böyle bir şey alıştıysa böyle olmak istemez herhalde. Hayır. Bu da bir kadmiyum zehirlenmesi savucu kemiğinden nasıl evlilik var görüyorsunuz. Kesinlikle pillerden elimizle falan böyle uğraşıp da içine... Uyku tulumu mu? Ya nasıl? 2,5 litrelik pet şişelerden. 35 tane 2,5 litrelik şişeleri var ya. Evet. Bundan bir tane uyku tulumu yapılıyor. Ne? Ama uyku tulumu. Yediğimiz uyku tulumları var ya. Tulum. İşte onun için mesela tekrardan tekstil işi. Aşağı kesince ne oluyor arkadaşlar? Boşlara doğru. Şimdi bunlar için arkadaşlar ve bunların önlemek ve etkilerini azaltmak için geri dönüşüm yapacağız arkadaşlar. Bu geri dönüşüm peki öğretmeni nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar bu topladığımız geri dönüşümleri belediyelerimiz ayrı ayrı topluyor. Ne oluyor? Bize yol, su, vergi gibi geri dönüşüm oluyor değil mi arkadaşlar? Evet, pet şişe 400 yıl yine aynı şekilde. Şimdi biz bunları kendi kendine bırakırsak 400 yıl yaşayabilecek miyiz? Hayır, hayır. Yaşayamayacağız. Bunlar kendi kendilerine eriyecekler mi? Hayır. Eremeyecekler. Biz buraya biriktirmiş ve getirip okuldaki şu kutuya atmış. Bu kutunun içerisine atacağız. Çünkü niye içerisinde ezmeye